Hazırız kaptan. 1, 2, 3. Merhaba. Şu an robotik çalışmasındayız ve robotumuzun... Ne zaman turnuva var? Ne için robotik çalışmasındayız? Her şeyi anlatmam lazım. Önce takımımızın numarası 68-38. Bunu bilin. Wow. Şu an şurasını göstermek istiyorum. Yani 68-38 oldu belli olsun. Yarış haftaya cuma ve bugün cumartesi. Bundan bir haftadan az bir vaktimiz var ve şu an makarnaların neden burada olduğunu merak ediyorlar. Makarnalar bumper için, bumper'da işte robotu koruyor falan. Bu Burak ve Irmak Su. Ben de varım. Ve Selim. Merhaba. Ve Arda. Seni tanıyorlar. Sen çok gerek yok. Instagram Selim C'ye göre. Evet, takip edersiniz artık. Hayır, etmeyin. Evet, çok ses var ve hiçbir şey anlaşılmayacak. Robot şu an şurada. Sonra görürsün. Biraz da kendini. Burak Demirerli. Ablası. Ben Demir Erli diyorum. Ve bir şey değil mi? Sen ve dur ne? Kim? Ece? İsmini söyle bir. Evet, onu normalde nasıl diyorsun? Hayır. Kayra diyorsun. Buna getirdim. Kayra, evet. Ben farklı. Kayra. Evet. Kayra. Benim ismim Kayra. Kayra değil. Ama ben sana ilk gün gelip sordum ki ismini Kayra mı demem lazım, Kayra mı demem lazım? Kayra dedi. Tamam dedim, ben diyemedim ama sonrasında. Bana ilkokulda bir arkadaşım Neil diyordu. Neil ne? Ne? Neil, yumuşak ve ile. Kameraya gelir misiniz? Kayra. Don't be. Hayvan. Kayra. Burak öyle bir yakıyor lan. Kayra. Ay bunun şarjı bitiyor Kayra. Acil saçım ya. O da Kayra dedi. Kayra ama o sistem içindedir. Kayra. Doğru söylüyor. Kayra. Çok zor oğlum Kayra. Anlamıyorum. Diyeceğim hepinizi Kayra ile ben tanıştırdım. Yanlış da söyle. Jut. Hepsini Nilo ben ücretsiz. Avacı oldum gösterip sonra çıktım. Ne? Ya. Şimdi robotla ilgili bilgi verelim bari. Öncelikle ben Amerika'dan parça getirdim ve çok önemli bir kısımda. Hatta cidden gelmese şey barfix çekemiyordu karşımıza. Cat. Cat. Hayır Jut. Jut ya Jut Jut. Babam ismini biliyorum Chris. Ben size Chris Anthony Cat değil mi? Ooo çok havalıymış. Ooo sen benim tarihimi biliyor musun? Anlatayım mı? IB tarihini düşünüyorsun senin. Nasıl ya anlatmayayım. Amerika'ya gidiyoruz. Sen nasıl? Boston Tea Party Kayra'nın babaları yapmış. Ooo ne? Ya. Çok havalı. Londra ne yapıyor? Kolonilere şey çay vergisini arttırıyor. One eternity later. Selim sana çok bağırıyorsun ya. Tarih anlatırım. Tarih önce. Ondan sonra bu adamlar bütün çayları alıp döküyor. Sen nasıl biliyorsun? Çünkü ben şey tarih konum. IB deneyimini anlatır mısın efendim? IB deneyimi güzel ya yapın. IB öneriyor. Öneriyorum yapın. Sonra 15 milyon dolar mı ne? Şu zamanın parasıyla zarar ediyor bunlar. Ondan sonra Amerikan devrimi başlıyor. Amerikan devrimi başladıktan sonra... Kameraya gelir misin? Bak çok boş duruyor. Bir tek ben varım. Sen de gel. Ben önce de boş duruyor. Bugün Öykü ve Sudenaz var. Sudenaz ilk defa benim kanalımda. Bu Sudenaz. İnsanların kahve siparişi var, o yüzden okula geri sokuyorlar bizi. Şu anda Bubble'da robotu yapıyoruz bir şekilde. Bir de dozu da farklı, paşamlar farklı istiyor. Aynen, biri şekerli, biri sütlü falan. Kahveleri geri götürüyoruz ve ben o sırada Amerika hikayemi anlatacağım. Çünkü o gün lafımı tamamlayamamıştım. Şöyle, şimdi bazı parçaların Amerika'dan gelmesi gerekiyordu. Çünkü Amerikan bazı bir yarış olduğu için bazı şeylerin inç olması gerekiyor santim yerine. Ondan dolayı da bir tek Amerika'da bulunuyor o parçalar ve kimse Amerika'dan gelmiyordu. Tamam mı? Yani parçalar alınmış bir şekilde Amerika'da bekliyordu bizi. Ama kimse Amerika'dan İstanbul'a geri dönmediği için bir türlü ayarlayamadık onu. Ben böyle bir araştırma yaptım. Kuzenime sordum. Bir arkadaşım böyle Amerika'dan dönüyor mu falan. Ve meğerse dönüyormuş. Ben kuzenimle, kuzenim o arkadaşla konuşarak bir şekilde hallettik ama o kadar karışıktı ki. Bu arada kuzenimin ismi Merve. İlk konuştuğumuzda Manhattan'daydı. Parçalar da Boston'da olduğu için direkt oraya yollarız diye düşündük. Parçalar Manhattan'a geldikten sonra en son Los Angeles'a kalacakmış. Ondan sonra Türkiye'ye geri dönüyormuş. O yüzden Los Angeles'taki oteline gönderdik. Çünkü son gün orada olacakmış sadece. Parçalar önce gitti. Ondan sonra Merve'nin arkadaşı oraya geldi falan. Ama sağ salim aldı yani parçaları. Ama şöyle bir şey çıktı. Türkiye'ye geldi ama İstanbul'a mı? Hayır. İzmir'de yaşıyormuş meğerse. Ben bunu bilmiyordum.
Neyse sonra buraya kargo oldu ve Amerika'dan parçaları başarılı bir şekilde... En azından geldi ve yetişiyor yani. Aynen. Aynen ve işte normalde İzmir'deki yarışma yetişmeyecekti. O yarışma ertelendi. O yüzden inşallah Pendik yarışmasına yetiştirebileceğiz. Bayrağı diyeceğim mi? Görüşürüz arkadaşlar. Bugün kol günüydü. Yarın omuz. En sonunda yarışa geldik arkadaşlar. Bu yankı. Sağ üstüne birlikte neresi oturur takip ediyoruz. Ne diyorsun ya? Bu da Alp. Şöyle robotumuz sonradan geldi ve hitimiz yok. Hit evet, yok. Ama robotumuz bayağı güzel. Robotumuza herkes bakıp böyle ooo falan yapıyorlar. Hadi gezelim. Çay içmeye geldik. Biraz yarışı anlatınca. Driver'ımız Arda. Bunlar attın geldin bitti. Muazzam anlatmadı mı? Like you go and shoot the ball. Thank. Evet takımımızda çok fazla insan olduğu için bir türlü hepsini bitiremedim. Bu otoparkta Gökalp. Merhaba. Her molaya çıktığımızda vlog çekiyoruz çünkü içeride bayağı ses var. Takımın en değerli. Evet, en değerli üyeler biziz. Evet. En önemli üyeleri olarak özellikle de ben. Aynen. Bu arkadaşımız safety captain'ımız evet. Güvenliği sağlıyorum. Evet. Arkada çok hemen akü aktığı zaman ne yapıyoruz? Aktığı zaman karbonatı alıyoruz safety kitimizden. Üstüne döküyoruz bolca. Sonra alıp onu atıyoruz. Aynen. İşte bu. Bir şey olmuyor. Neden? Evet, çünkü aküyü zaten akıtmıyoruz. Biz aynen. Bu arkadaşım Ataberk hem PR kaptanı hem de aküleri şey yapıyor. Ben de kedle mekanik bakıyorum. İşte kedi bir... açıklar mısın lütfen? Ked tasarım yani robotun tasarımını yapıyor. Böyle ben kendimi mix kebap olarak nitelendiriyorum. Sonra niye herkes birbirini şey yapıyor? Her şeye baktığım için. Ben bu turnuvada 3D printlere bakıyorum. Kayra arkadaşımız da bize akışı falan yapıyor. Bir de human player olarak. Evet, human player'ı açıklayın lütfen. Evet, human player ne yapıyor? Robot gelince top koyuyor oraya. Sonra gelen topları diziyor falan yani. Yani kısacası topçuyum. Aynen. Gayet önemli çünkü o toplar sayesinde yani. Puan kazanıyoruz. Puan kazanıyoruz. Tamam, bu şey ne? Açıklar mısın bu şey? Bu şey ne işe? Bu tasman benim. Aküyü ölçüyorum bununla. Bu. İçinde yazıyor işte bir şeyler ama şu an ama ne olmadığı için gösteremiyorum. Bu iki gün önce kırılmıştı tamam mı? Biri üstüne oturmuş herhalde anlamadım. Çok uzaktan çekmiyor musun ya? Hayır. Neyse. Biri üstüne oturmuş tamam mı? İkiye bölüyor. O mu oturdu? Sen kırdın. Hayır yere düşürmüş olabilirim biraz. Şöyle oldu aküyü takarken. Tamam kimsenin umurunda değil. Kırıldı tamam mı? O yüzden hemen böyle mükemmel aklımı kullanarak önce etrafını hot gun'la şey yaptık. İşte bu ya. Ben diyorum bunu kim yapmış? Ya. Ondan sonra ama bak içindeki de çok detaylı çünkü bir tane böyle. Gördüm içini. Her an ya pratik çözümler işte. Pratik çözümler pratik, yani. Pratik çözüm benden. Bu FRC'in temeli yani. Her an dayanışma, her şeyi düşünmek. Sosyalleşme, pratik çözüm. Kardeşlik, dostluk yani. Üstüne oturduktan sonra. Evet. Üstüne oturulmadı. Tam bu neyse. O kadar öğrendim. Hat konuduktan sonra. Ya ama işte içinde. Ya oğlum ya anlatmayacağım. Tamam özür dilerim. Anlatmayacağım. Kisti tamam. İşte ya. Yay. Hadi bay bay. Lan dur. Tamam hadi içeri gidelim artık yeter. Evet içeri gidelim biraz iş yapalım arkadaşlar. Tamam, evet. Önemli bir kural söyleyelim size. En önemli kurallardan biri gözlüğünüzü takın arkadaşlar. Aynen. Tabii maskeyi de unutmayalım. Evet. Bu buğulu gözlükleri. Gökhan çift takıyor. Aynen ben çift. Neyse. Yarın lens'e geleceğim inşallah. Neyse. Gözlüğü bir çıkarıyorsun görüşüm netleşiyor yani. Acayip benimki şey. Gayet net çünkü ödünç aldık paket açılımı oldu. Yeni geldik. Bayanlarımıza güzellik yapıyoruz işte böyle. İşte, kaliteli mallar onlara. İşte böyle bir takım biz, işte. Biz aynen ya bu böyle dayanışma he for she falan. Aynen he for she gerçekten. Evet şimdi şişe gidiyoruz. Ama yok bizim biliyorsun. Deniz Şenol. Bu Deniz Şenol. Selamlar Deniz ben elektronik bölümündeyim. Takımda bayağı bir zaman geçirdim. Son senem mezun oluyorum. Merhaba. Deniz Şenol'un veda konuşması galiba. Burada Kaan. Çok kötü bakıyor yalnız ha. Bana personel şunu bulmak istedim.
Perçin atma aleti. Kayra, acut al. Hemen. Viking be. Biraz Viking tadı. Bak görüyorsun. Viking spiritini buraya getirdim. Viking getirdi. Be. Enerji. Şakamızı gör şimdi. Oyna bakayım kızım. Halaya var mısınız? Hadi halay. Deniz Şenol'un tacını çaldım. Bugün pek çekmedim açıkçası. Serviste Sudunaz'ın saçını ördüm ve o kadar iyi olmadı açıkçası. Bozuldu, çünkü bozuldu. Evet, biraz bozuldu. Şimdi buraya fotoğrafımı koyarsın. Deniz Şenol da ağladı ve benim de saçımı ördedi. O yüzden ağlamadım. Dünden söz vermiştim. Saçını göster. Yeah. Arkasında göster. Oh yeah. Herkes kıskandı ve kardeş sandı onları. Evet. Bizim ikimizin fotoğrafı kimde Deniz? Ben onda. De. Bana onu airdroplasana. Tamam. Hatta onu atayım. Airdroplayayım. Ya öyle bir şey demedim ya. Airdropla ondan ne diyeyim, sonra. Hayır, evet. Drop mu diyeyim aksan. Yani? Evet. Viking aksanı yap. Viking. Viking. Oy. Ünlü oluyor muyuz YouTube'a çıkınca böyle? Ünlü olacağız tabii ki de. Öyle mi? Olacağız. Deniz Şenol. Ünlü saçlı ünlü olmayalım da. Niye? Çünkü. Oğlum taçlı versiyondan daha iyi. Evet. Evet bu arada. Bayağı iyi yani. Çok sert. Çok sert. Evet. Sudan az da çok sert duruyor. Oo. Gözlüğün bak, bir de arkadan hele. Mı? Üf. 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 Sudanaz'ın medical okuması gerekiyor. Aynen. Bunun Sudanaz aynısından yaptı. Elim kopmadı. Evet, dışarıda ambulans var, gözüküyor mu? Evet, bir ambulans gibi. Biber. İşte şey vardı, tırmanma için antrenman yapıyorduk, sistemi deniyorduk. Ondan sonra boruyu böyle Selim'le ben karşılıklı tutuyorduk böyle. Ben de bu kolum içerideydi. Robot tırmanmaya başladı. Sonra geldi buradan çık diye kesti böyle. Böyle duruyorum, aa dedim kolum kesildi arkadaşlar, indirelim mi? Ondan sonra... Yok, indirmeyelim, öyle kalsın dediler. Evet, öyle kaldı birazcık, sonra indirdik. Ben dedim ki aha kanıyor. Sonra... Pek de öyle değil. Evet. Neyse. Ondan sonra üstüne safety captain olduğu için hemen böyle sardı. Evet. Ondan sonra üstüne... Sonra elektrik normal... bandıyla. Elektrik sizin bandı. Bandınız bitmiş. Elektrik bandını atma fikri benden de bu arada. Böyle zeka. Bant yoktu. Safety kitinde bant yoktu. Çünkü hepsini sen bitirdin. Evet, ben bitirdim. Bugün öne çıkan bir şey, döner dilim yememiş. Evet, evet. Yiyemedik. Dün siz yiyemedik. Evet, bayağı soğuk. 12'de falan aldınız, biz onu... Bayağı yumuşamıştık. 4'de falan, 4'de. İçinde domates falan vardı. Dün standlarda direkt ekmek köfte yememiz gerekiyordu. Oh, sağ ol be. Köfte ekmek o. Ekmek köfte değil. Ekmek arası köfte demeye çalıştım. Türkçem bozuk, tamam mı? Türkiye'de ona köfte. Kaç senedir Türkiye'desin? Matematiğim de yok. Bir dakika. Burada doğmadın mı? Hayır. Ne? Kaç yaşında doğdun? Hayır, kaç... Kaç yaşında doğdun sorusunu bilemedin. O yüzden bence burada kaç yaşında doğdun? Filozofik bir soru bu. Bazıları ölü doğar. İnsan kaç yaşında doğar? Benjamin Button, a.k.a. Bugünün öne çıkan şeyi, şimdi dün standlarda direkt ekmek arası köfte yememiz gerekiyordu. Köfte ekmek der misin şuna? Tamam, doğru, köfte tamam. Köfte ekmek yememiz gerekti. Ha. 20 liraya. Sonra çay biz içtik falan. Biz 1,5 yedik, 35 lira verdik. Gayet iyi. Aferin size. Gayet 1,5 adam. Bizim içi boşlu yarısı bu arada. 1,5 adamdır. Dün bunları yemek zorunda kaldık. Ondan sonra bugün dedik ki ustalardan yemeyelim. Dışarı çıkıp hani başka bir yerden yemek alalım. Neydi Metin amca? Metin dönerci mi? Metin dönerci, usta döner. Metin usta mı? Öyle döner şey. Metin usta, öyle bir şey. Oradan gittik, 12 adet dürüm, 12 adet ayran aldık. Kaşıraydı. Biraz yedi. Evet. Orada dürümleri beklerken Ataberk'in saçını da ördüm ama onu göremeyeceksin. Aslında var. Ama tamam, atarım. Ataberk'e şu kadar değil mi? Nasıl ördün? Şöyle yaptım. Saçların var ya, mükemmel olsun. Sağ ol kanka. Yemiydim ha? Kardeşler. Kardeşim. Yok be, karıştırdım. Vlog çekelim. Gelsin. Sağ ol kanka. Ben de çekeceğim. Kanka sen nerelisin? Bitlis. Ben Konyalıyım. Sen nerelisin? Amerikalı, harika değil. Hayır, Viking. Viking. Viking sorumlusu. Harbi Viking. Ejderhanı nasıl yedirsiniz dedim ya. Yok, o kendi eğitiyor. Tutorial izlemesine gerek yok. 1, 2, 3. Merhabalar. Pendik off season'ın sonuna geldik. Nasıl geçti arkadaşlar? Kapa kapa. Bence tonlaması Kayra'ya benziyordu, korkutucu bir şekilde. Yok artık. Evet. Böyle yapmışlar.
Ha evet. Ne oldu? Sabah sıralama maçlarına devam ettik. Bir esnada Minecraft oynadık. Ataberk'le driverlık yaptım. Minecraft. Yap. Kayra kapanışı sen yap. Kısacası şöyle demek istedik. Son gün asıl yarışma vardı ve kazanamadık. Çünkü istediğimiz plan gerçek hayata uyarlanamadı ve istediğimiz ittifakı kuramadık. Deneme maçları sırasında başka bir takım bizim Roborio'yu falan kırdı. Intake'imiz yok oldu. Öyle ya, değişik bir kaç gündü açıkçası yani. Sonraki yarışlarda daha hazırlıklı olacağız. Çünkü bunda yani baya son anda falan hazırlandık. 3-2-1 diye geriye say. Biz kafa atalım kameraya sen de. Abi ne yapalım? Ben böyle yapayım. Ben böyle yürüyeyim, tamam mı? Hazır mısın? Hazırım. Yok yok, bu olmadı. Burada da bir mavi ekran yap, bitir işte. Allah! Evet. Burada ne yapıyorsunuz? Stajları birleştirecek şeyleri yapıyoruz. Onu kamera tutucu olarak kullanamazsın. Onunla uğraşıyoruz. Oh my god, çok pardon. Bizden yemek saklıyormuş. Gelecek mi? Merhaba. Elim kanıyor. Niye? Oh my god. Ama bunu sansürlemem lazım. Hoşçakalın. Evet. Sıcak var mı? Yok. Maskeni kullan. Yaparım ha. Kullan sonra at. Yapacağım. Çok mantıklı. Yara bandı buldum. Oo. Bende yara bandı vardı. Yara gelişme bandı vardı. Merhaba. Yara bandını göster. Oo. Reis ne haber lan? Sen niye oradasın? Basket falan. Dök mü çekiyorsun? Evet. Ben basketbol takımının kaptanı başarılı Mustafa. Wow. Teknik bilgiler biliyorsunuz da komik. Ama senin pozlarına hayranım ya. Hayır ya. Soda içeceğim. Soda. İçiyorum. Soda. Tamam.